Yeni bir videodan herkese merhaba. Birazdan beraber markete gireceğiz ve benim böyle düzenimi çok bozduğumu düşündüğüm süreçten sonra markete girip neler alıyorum, nasıl o düzene devam ettiğimi gösterdiğim bir video olacak aslında. Başı ve sonu umarım tutmuştur. Çok uzun cümle oldu. Aklımda birkaç bir şey var zaten. Aynı zamanda bende olanlar da var. Onları da göstereceğim dolabıma gidince. Bir yandan aldıklarımı göstereyim. Böyle kendimi özellikle ilk 1-2 gün böyle daha hafif hissettirecek ama sonra aynı şekilde doyuracak, böyle besleyecek filan birkaç bir şey alacağım kendime. Birkaç bir şey değil, çok şey almam lazım çünkü pek bir şeyim kalmadı. Yücem buradayken çok böyle karbonhidrat ağırlıklı, daha doğrusu böyle işte hamur işleri filan ağırlıklı beslendik ve böyle resmen enerjim gerçekten şu an çekildi. O yüzden düzenime dönmek istiyorum. Evde spor yapıyorum. Resmen o boşa gidiyor böyle güzel beslenmeyince. Öyle kendi çoğunlukla böyle işte sebze ağırlıklı diyeyim. Hani daha az şekerli, şeker olarak kendime daha az izin verdiğim bir sürece geçiyorum. Artık Mart oldu filan. Öyle. Umarım keyifli bir video olur. Fikir vermesi açısından. Böylesine de paylaşmak istedim bu market alışverişimi. Öyle şu an en yakın markete gidiyorum ve alacaklarımı alıyorum. Sonra dediğim gibi hepsini bir arada göstereceğim. Hadi gidelim. Bunu tazesinden bahsediyorum. Şimdi marketten geldim. Bendekileri göstereceğim demiştim. Çorbadan başlayayım. Bu çorba şöyle bayağı taneli. Böyle bir çorba. Başka bir şeyini, versiyonunu denemiştim. Ne çorbasıydı hatırlamıyorum birkaç gün önce. Hakikaten hoşuma gitti. Koruyucu içermiyor diyor. İçine şunları ekliyorsunuz. Sıvı yağ, salça ve su sizden. Böyle bunları ayrı ayrı bir araya getirmektense bence bayağı pratik olmuş. Tadı da hoşuma gitti. Sonra bunu aldım. Geçen günkü başka bir taneydi. Bu olayın farklı bir boyutu artık şeylerde vardı. Konservelerde. Böyle paketlere koymuş Duru bunları. Efsane olmuş. Kırmızı fasulye, haşlanmış böylece nohutu ve yine fasulyesi var. Bence gerçekten hakikaten kesinlikle şu ismi hak ediyor yani. Ben böyle şeyleri seviyorum ve kullanıyorum yani. Yalan yok. Kızıyorlar bana bazen ama yapacak bir şey yok. Yani bunları yemektense başka bir şey mi yiyeyim? Hani daha bence şey oluyor. Daha sağlıklı bir versiyon oluyor. Neyse. Evde yapmadığımda granola olarak bu markayı alıyorum. Farklı versiyonları var. Bunu almıştım. Niye böyle başka moda geçti video şu an? Şu sütü aldım. Bu var şu an. Vegan salıya hazır mıyız? Soya sütü bu. Fon Milk'in bademini aldım geçen. Çok hoşuma gitti. Bunu da aynı şekilde sevdim. Yerli bir marka. Helal olsun. Gayet iyi. İçinde biraz şeker var. Evet, şekersizini tamamen içine şeker koymadan o halini de çıkaracaklarmış. Ama ben açıkçası buna da çok takılmadım, içindeki şekere. Şöyle işte bademi var, fındığı var filan. Ben tek tek deniyorum. İthal markalara göre fiyatı bir kere bayağı uygun. Dediğim gibi her şeyden öte böyle güzel bir şey yapmışlar. Değerli. Şu var yine aynı şekilde. Bu da atıştırmak için tatlı ya da tuzlu almıştım geçtiğimiz günlerde. Biraz da yemişim. Ne o? Kahverengi pirinç krakerleri. Karabuğday bulamadım. Bunu aldım. Farklı şeyler denemek lazım. Öyle yani. Bendekiler de bunlar. Market alışverişimde yaptım. Haftaya böyle hazırım. Bakalım bir vegan salı yapı. Veganlık aslında direkt veganizm yani şu an şurası. Neyse. Öyle. Bakalım daha farklı versiyonunda belki ilerleyen günlerde yaparız. Diyelim keyifli bir video olmuştur. Sonra görüşürüz.